Durum ne abi? Davayı açıyoruz. O zamana kadar Halil isteyerek çiçeği senin yanına bıraktığı için herhangi bir sorun olmayacak. Ama şikayet ederlerse sakla tuttuğunuz için suçlu duruma düşeceksiniz. Ne yani, kendi kızımı çalan adamdan geri aldığım için ben mi suçlu olacağım? Daha kanıtlanmış bir şey yok. Tabii yasal olarak hakkında yok. Çiçekten asla vazgeçmem abi. Haklısın. Sonuna kadar arkandayım. Yine kimin hayatını mahvetmek için toplandınız burada? Biz gidelim. Seni görmek ne güzeldi. Birinin gelip hayatını alt üst etmesi seni mutlu ediyor mu? Senin yaptığın her şey beni mutlu eder. Yeter. Ya anlaman için ne yapmam lazım benim, söyler misin? Seni sevmiyorum. İstemiyorum. Asuman'la birlik olup arkamdan iş çevirip parayla vicdanını rahatlatmaya çalışman beni sinirlendirmekten başka bir işe yaramıyor. Kendim için değil, senin mutluluğun için. O zaman benden uzak dur. Eğer bana değer veriyorsan, seni ve geçmişi unutmama izin ver. Öyle olsun. Söz veriyorum, bundan sonra adımı bile duymayacaksın. Teşekkür ederim. Sen eksiktin. Vallahi bana kalsa senin yüzünü bile görmek istemem ama Arif abinin hatırına iki kelime edeceğim. Boşuna zahmet etme, çünkü ne söylersen söyle umurumda bile değil. O hasta. Hem de çok. Senin gibi biri belki insafa gelir de adamla iki kelime eder. Ne hastası ya? Gayet sağlıklı görünüyor. Siz yine ne oyunlar çeviriyorsunuz? Bizim oyun falan çevirdiğimiz yok. İstersen doktoruyla konuş. Niyet atacağım. Hiç kimseyle konuşacak değilim. Arif'e söyle yeni oyunu tutmadım. Doktor Portio, kitabınız. Senin için fena oldu. Çocuklar her şeyi çok çabuk unutuyor. Bak Mehmet'e. İki gün önce Erhan Erhan diye peşinden ayrılmıyordu. Şimdi adını bile anmıyor. Kimse gerçek anne babasının yerini tutamaz. Hele bir gerçeği öğrensin. İnşallah öyle olur. Hoş geldin canım. Merhaba. Nasılsınız bakalım çocuklar? İyiyim. Sen nasılsın bakalım küçük prensesim? Ben senin prensesin falan değilim. Babam der bana onu. Babam gelip alacak beni. Salaksın sen, bir yere gidemeyeceksin. Gideceğim. Babama gideceğim. O senin baban değil, biz kardeşiz. Değiliz. Gerçek baban Cemil, annen de İffet. O yüzden buradasın ve bir yere gidemeyeceksin. Yalan söylüyorsun, inanmıyorum sana.
Ya ben Mehmet'e sizden habersiz söyledim ama eninde sonunda öğrenecekti. Bir de yalan söyleyip kafasını karıştırmayayım dedim. Tamam, iyi yapmışsın. Biz de bir iki güne kadar söyleyecektik zaten. Hem Mehmet olduğu zaman daha çabuk alışır belki. Umarım öyle olur. Sedat Bey. Çiçeğin alışık olduğu bazı eşyalarını getirdim. Belki faydası olur. Size bir daha buraya gelmeyin demedim mi ben? Evet ama bunlar çiçek için. Çiçek gayet iyi. Bir şeye de ihtiyacı yok. Cemil. Belki işe yarar. Ne desen ne yapsan haklısın. Oğlum için ben özür dilerim. Ama bunlar çiçek için. Alın lütfen. Kızım için alıyorum. Bir daha sakın buraya gelme. Bak elbiselerin de geldi. Üstünü değiştirelim mi? Hı? Bebeği de burada. Bak masal kitabı da varmış. Okumamı ister misin Çiçek? Efendim? Evet. Hastaneye mi kaldırmışlar? Hangisi? Tamam, hemen geliyorum. Cemil? Arif abiyi hastaneye kaldırmışlar. Ben gidiyorum İffet. Beni haberdar et ama. Bir de şurayı imzalarsanız işlemler tamamlanmış olacak efendim. Teşekkür ederim. Noter Bey. Size de zahmetler verdik. Teşekkür ederim. Nasıl oldun abi? İyi değilim. İyi olalım çocuk. Bunca işinin gücünün arasında. Bir de ben çıktım başına. Nasıl laf öyle? İzniniz efendim. Tekrar geçmiş olsun. Ameliyattan önce yine işle bu işle uğraşıyorsun be abi. Bırak beklesinler. Gidip de gelememek var evlat. Allah'ın izniyle sağ salim girip çıkacaksın o ameliyatta. Bu hastalık sana ne yapar be abi? He? Sen eskisinden bile sağlıklı olacaksın. Yoruldum Cemil. Yoruldum. Uğraşacak gücüm kalmadı. Zaten artık uğraşmak da istemiyorum. Abi. Beni dinle çocuk. Zaten yorgunum. Uğraştırma beni. Bir tek sen geride bıraktım diye üzülüyorum. Mutlu olduğunuzu göremedim. Ama inanıyorum ne pahasına olursa olsun ailenin bir arada tutacağını biliyorum. Sen benim oğlum gibisin. Biliyorum abi. Sen benim babamın bana yapmadığı babalığı yaptın. Ağlatma beni.
Yaşlı adamlar gibi. Adam gibi yaşadık. Adam gibi ölmesini de bilmek gerek. Senden bir şey istiyorum. Söyle abicim. Çevir. Bunu dileğe ver Cemil. Boşanmış olsak da ölsen de bu benim tek aşkım. Karım olarak kalacak. Bunu ona söyle. Sen merak etme abi. Tüm yaşadıklarınızdan sonra onu sevmediğini biliyorum. Ama benim hatırım için ona göz kulak ol. Başına bir kötülük gelmesin. İzin verme Cemil. Sen merak etme. Senin emanetin benim kendi canımdan daha kıymetli abi. Sağ ol çocuk. Sağ ol. Hakkını helal et. O nasıl laf öyle? Asıl sen hakkını bana helal et. Helal olsun. Arif Bey, birazdan ameliyat alacağız sizi. Hadi bakalım. Merak etme Cemil abi. Nihat Hoca en iyisidir. Eminim ameliyat çok başarılı geçecek. Ameliyattan ne zaman çıkacak Nimet? Belli olmaz. Ameliyatlar hastaya göre değişir. Ama yarım saate çıkar herhalde. Benim bir hastama bakmam gerekiyor, yine gelirim. Arif nerede? Ne olmuş yani? Bu ameliyat nereden çıktı birdenbire? Ben daha bir iki saat önce konuştum, hiçbir şey yoktu. Ben size söylemiştim. İyi değildi, ameliyat olması gerekiyordu ama istemedi işte. Ama bu çok saçma, neden böyle bir şey yapsın anlamıyorum ki. Bunu sana vermemi istedim. Boşansak da hala o benim karım olarak devam edecek dedi. Arif abi nasıl? Çok riskli bir ameliyat. Başın sağ kaçırdın. Sen böyle bir şey nasıl yaparsın? Çok kötüydü. O adamı görünce belki sakinleşir diye. O adamı nasıl alırsın içeri? Ben nereden bileyim? Benim yüzümden. Hepsi benim yüzümden. Kızım, bir sakin ol. Bulunur elbet. Bir haber var mı komiserim? Tamam, bir şey olursa lütfen beni arayın. Ne diyorlar? Bir haber yok.
Beklemeye dayanamayacağım. Emniyete gideceğim. Ben de geliyorum. Kızım senin ne işin var emniyette? Düşer kalırsın oralarda. İyi değilsin bak. Kızımı bulana kadar iyi olamam bana. Tamam Üfet. Ben gidiyorum şimdi. Bir şey olursa haber veririm size. Benim yüzümden. Hepsi benim yüzümden. Benim yüzümden oldu. Benim yüzümden ana. Hadi be oğlum, hadi Cemil, aç oğlum. Efendim hala. Cemil, oğlum. Biraz önce Sedat Bey geldi. Sedat mı geldi? Ne işi var o adamın orada? Halil ile Çiçek, Polonezköy'de pansiyonda kalıyorlarmış. Meğer Halil çocuğu orada saklıyormuş. İffet bunu duyunca çıldırmış gibi koşarak gitti evladım. Ben de hemen seni aradım. Durduramadım. Hemen ardından git evladım. Yetiş onlara. Tamam, merak etme. Hemen gidiyorum. Tamam çocuğum. Ne işin var burada? Sence? Ben Çiçek'ten ayrılamam. Onu sana bir daha asla vermem. Bensiz mutlu olamaz. Bana ihtiyacı var. Onun bana ihtiyacı var. Ben onun annesiyim. Evet, suçluyum biliyorum. Onu sana verebileceğimi sandım. Ama yapamam. Onsuz yaşayamam. Hasta olduğunda yanında ben vardım. Yürüdüğünde elini ben tuttum. Gece korkuyla uyandığında yanında ben yattım. Evet. Gece korkuyla uyandığında yanında sen yattın. Sen bir annenin en güzel anılarını çaldın. Elimden bir kaza çıkmadığına dua et. Onu sana bir daha asla vermem. Gidemezsiniz, izin vermem. İffet. Ne
Bırak Çiçeği ve git. Nedir o sen? İffet, Çiçeği bırak ve git. Baba ne oldu, anneme zarar verme. Bunu bir daha asla bırakmam. İffet, ben zaten çiçek yokken ölü gibiyim. Bunu yapmak zorunda bırakma beni. Ne olur çık git buradan. Git buradan. Ne olur git. Kızımı sana bırakmam.